Çocukluğumdan beri otelde, eski bir otel olduğu için hep böyle bir otelin içinde büyüdüm diyeyim. Çok gelip giderdim. Eskiden mesela ben hep otelimizde yabancı turist görürdüm. Hep yabancı turist görürdüm yani. Hiç yerli turist olmazdı. Uzak doğudan gelen misafirler olurdu. Amerikalı turist olurdu, Avrupalı turist olurdu, kaliteli turist olurdu ve daha Göbekli Tepe faktörü de şehirde yokken bu yoğunluk, yabancı yoğunluğu olurdu. Tabii 2010-2015'te yıllardan sonra sınırdaki olaylardan, terör olaylarından dolayı bu kesildi Suriye olayından sonra. Ondan sonra Göbekli Tepe'nin etki etmesiyle tekrardan bir geri dönüş başladı. Biz o yabancı yoğunluğunu tekrardan hissetmeye başladık. Yerli yabancı yoğunluğunu. Yerli her zaman olurdu ama yabancıya da tekrardan bir dönüş başladı. Tabii 2018-2019 pandemiden önceki son 3-4 sene Urfa için güzel bir sezondu. Güzel geçti. Belki de sektör pandemiyi bu şekilde atlatabildi. Pandemiden önce sektör yoğunluk yaşadığı için kolay bir şekilde atlatabildi. Pandemiden sonra da güzeldi, toparlandı. Çünkü büyük bir potansiyel var. Göbeklitepe faktörü Urfa'nın diğer kültürel varlıklarının dışında tek başına yeterli bir sebep Urfa'ya gelinmesi için. Bu sene de aslında beklenti büyüktü. 2023 İslam başkenti olarak İslam devletleri arasında Şanlıurfa seçildi bu sene. Aslında güzel bir PR'dı. Daha önce belki de Urfa'ya gelmeyen ülkelerden, Orta Doğu devletlerinden, Türkiye Cumhuriyetlerden Urfa'ya misafirler gelecekti. Ama deprem tabii etkiledi. Ama depremden ziyade Urfa'yı aslında biraz da sel etkiledi. Çünkü depremde 11 ille beraber biz bu süreci yaşadık ve Urfa depremi en az hasarla atlatan bir şehirdi. Hatta deprem şehirlerinden bile Urfa'ya göç oldu. Ama selde Urfa tek başına gündemde kalınca benim şahsi düşüncem sel Urfa'yı biraz daha böyle bir afetzede şehrine dönüştürdü tek başına gündemde bırakarak.